Edirne Barosu Başkanı Avukat Taceddin Sivrikaya, yönetim kurulu ile birlikte mazbatasını alarak resmen göreve başladı. Başkan olarak seçilmişti. Aynı zamanda yönetim kurulu üyeleri olarak da isimler okuyunuz arkadaşlarımızın. Aydoğan Tan, Gökhan Karakoç, Deniz Kaplı Günay, Özge Kuru, Tutal, Arzu Çağatay, Mete Türkay, Fatih Altun, Birce Arda, Figen Gönül, evet, Özben İpçi. Kendilerini tebrik ediyoruz. 2 yıl boyunca başarılı diliyoruz. Kendisine de ben takdir ediyorum. Teşekkür ederim. Buraya da bakabilir miyiz? Ben buraya. Tüm öğrencilerimizi Edirne Safir Koleji'nde eğitim görmeye davet ediyoruz. Edirne Adliyesi'nde Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Necati Görgülü'nün elinde mazbatasını alan Sivrikaya, Edirne Barosu'ndaki yarışın bir rekabet yarışı değil, bayrak yarışı olduğunu söyledi. Önümüzdeki dönem inşallah hayırlı olur. 2022 yılı Ekim ayında yapılacak 49. olağan genel kurul toplantısına kadar Edirne Barosu'nu en iyi şekilde temsil etmeye, genel kurulun bize vermiş olduğu görevi en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Tekrar hepinize teşekkür ederim. Edirne Barosu'ndaki yarışlar bir rekabet yarışı değil, bir bayrak yarışı. Bizden önceki başkan ve yönetimlerin yapmış olduğu hizmetleri kaldığı yerden alıp bir sonraki genel kurula kadar devam ederiz. Ufak tefek eksiklikler olabilir, onları tamamlarız. Mesela bizim adliyemizde ses sistemi, anons sistemi olmadı işte yapısından dolayı. Bu dönem onu gerçekleştirmeye çalışacağız. Yeni gelen başsavcımızın da katkılarıyla. Onun dışında teknolojiye uyum sağlamaya çalışacağız. Biliyorsunuz artık e-duruşma dönemi başladı. Birçok ilde bunlar uygulanmaya başladı ve Türkiye geneline yaygınlaşacak. Bu konuda yoğun eğitimler vereceğiz. Biz bu açıdan çok şanslıyız. Çok değerli bir meslektaşımız. Aynı zamanda bilişim konusunda, teknoloji konusunda uzman Aydoğan Tan, avukat Aydoğan Tan bu konuda bize çok yardımcı olacak. Kurumların dönüşmesi lazım bazı konularda. Kişisel verilerin korunması kanunu ile ilgili dönüşümleri sağlamamız lazım. Yine Edirne Barosu kurulduğu andan itibaren hukukun, adaletin yanında olmuştur. Çizgisi bellidir. O çizgiyi bozmak hiç kimsenin haddi değildir. O çizgiden yürümeye devam edeceğiz. Sesimiz her zaman gür çıkıyordu. Yine gür çıkmaya devam edecek. Bu konularda kimsenin şüphesi olmasın. Hizmetler kaldığı yerden devam edecek. Sesimiz yine gür olarak çıkmaya devam edecek.